Villa projemizin plan çizimini tamamlamış durumdayız. Plan çizimini yaptıktan sonra bir de bir tane cephenin çizimini gerçekleştirelim. Şuradaki projeden de ilk dersten göstermiştim. Giriş katın planını şu anda biz çizmek durumdayız. Diğer katın planını da bu zaten bu buna benzer bir şekilde devam ediyor. Bu projenin üstünde devam ediyor. Çatı kat planı yine bunu referans alarak gerçekleştiriliyor. Ve buradaki cepheler tamamen bu planlardan hareketle ortaya çıkarılıyor. Ön cephe çizimini gerçekleştireceğiz şimdi. Ön cepheler girişe göre projeyi karşımıza aldığımızda gördüğümüz cephe görünüştür. Buradaki dosyaya geçelim ve çizimi gerçekleştirmeye başlayalım. Bir cephe çizimini gerçekleştireceksek öncelikle mevcut giriş planını veyahut da proje planını bir kopyasını almamız gerekiyor. Bu kopyayı aldıktan sonra bunu eğer yan görünüş yapıyorsak direkt burada kullanacağımız doğal olarak şu cephe olacak. Yani bu şekilde yan durması bizim için daha doğru olacak. Eğer ön cephe veyahut arka cephe yapıyorsak bu durumda projeyi döndürmemiz gerekiyor. Projeyi seçiyorum. Sağa tıklıyorum, rotate. Ve bunu 90 derece döndürüyorum. Projemi bir daha seçip taşıyorum. Boş bir yere taşıyalım. Buradaki gereksiz ölçüleri ve aksları kapatalım. Şu anda bunlara ihtiyacımız yok artık. Bunları hatta sileyim. Kafa karışıklığı oluşturmaması için. Şu şekilde seçelim. İç kısımdaki ölçüler pek gerek değil. Şimdi bizim burada cephe çizimine dikkat etmemiz kısımlar var. Dikkat etmemiz gerekenler. Burada pencereler var. Pencerelerin konumları, kapıların konumları. Ve tabii ki çatının yüksekliği var. Çatıyı çizmemiz gerekiyor. Öncelikle şu çerçeveyi de silelim. Sadece projenin kendisi kalsın. Biraz yukarı doğru alıyorum. Cephe görünüşün şu alanın içerisine çizeceğimi düşünürsek buradan çizgiler uzatarak cepheyi oluşturmaya başlayacağız. Teknik resim gören arkadaşlar zaten görünüşlerden hareketle başka görünüşlerin üretilmesi nasıl gerçekleştirildiğini biliyor. Biz burada da benzer bir yöntemi kullanacağız. Öncelikle layer'imi duvar olarak değiştiriyorum ve X ile Enter yapıyorum. X-Line komutlarıyla çizgileri uzatalım. Şekilde X-Line sağ tıkladım, Vertical ve buradan çizgileri uzatalım. Şu anda dış çizgileri koyuyorum. Yani binamın dış kısımlarını simgeleyen çizgileri koydum. L-Enter deyip bir tane yatay çizgi ekleyeyim. Bu yer çizgisi olsun. Offset Enter 5 cm bunu öteledim. Şimdi buradan itibaren çizimi gerçekleştireceğiz. Öncelikle cephe görünüşe bir bakalım. Cephe görünüşte bazı teknik detaylar var. Mesela su basmanlık dediğimiz bir mimari tekniklerim var. Bu su basmanlık yaklaşık 90 cm 1 metre aralığında ya da 80 cm de yapanlar var. Bunu binanın sudan, selden korumak amacıyla yapılan duvarın zeminin itibaren oluşturulan kısmıdır. Bunun kotu sıfır oluyor genelde ve bunun üstüne bina gerçekleştiriliyor. Şu anda çizdiğim bu çizgiyi offset yaparak, offset enter, 90 enter yaparak bu çizgiyi yukarı doğru offset diyerek şu bölümü oluşturuyorum. Bu bölüm bizim su basmanlı kısmı, aynı zamanda merdivenin olduğu kısımda. Merdiveni de bu bölümde uzatalım. X ile Enter. Merdiven çizgilerini bu şekilde uzatmış olalım. Şu şekilde uzattım. Merdiven çizgilerini de uzattım. Ardından şimdi diğer detaylara bakalım.
Bir katın yüksekliği normalde 2.80'dir. Ancak buna döşemenin, araya giren döşemenin kalınlığını da eklersek, ki bunu 12 genelde ortalama 10 olarak gerçekleştiriliyor, 2.90 olarak düşünülebilir. Şimdi bu oluşturduğumuz su basmanlı kısmıydı. Tekrar offset enter, bunu 2.90 enter yapıp çizgiyi yukarı doğru offset diyorum. Böylece birinci katın çizimini gerçekleştiriyorum şu anda. Aralığı tekrar ölçelim. Hata var mı yok mu? Şu anda görünmüyor. Ardından ikinci katın yüksekliğini oluşturacağım. İkinci katın yüksekliğini de şuradaki değerlerden de bakalım. 3.10, 3.82 yapmışız. Evet. Burada ufak bir detayı atladık. Şu aralığı tekrar ölçüyorum. 2.90 değildi, 2.80 yapacaktık. Evet, şurayı siliyorum. Offset enter, 2.80 enter yapıyorum. Çizgiyi yukarı kopyaladım. Aynı şekilde tekrar offset yapıyorum. Bu sefer 2.70 yapıyorum. Ve çizgiyi yukarı doğru offsetliyorum. Şimdi çizeceğim çizgi artık şuradaki tabliye oluyor ve çatının üzerine geleceği tabakanın kendisi oluyor. Bunu kalınlığı da 10 santim olarak geçiyor. Offset enter, 10 enter yaptım ve bu çizgiyi de yukarı doğru offsetladım. Böylece birinci kat, üst kat ve su basmanlı kısımlarını hazırladım. Aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz çatının üzerine geleceği tabliyeyi de oluşturmuş olduk.